hakkımız için buradayız. Biz bu işin sonunu asla bırakmayacağız. Çünkü söz konusu olan ülkemizin geleceği, çocuklarımızın geleceğidir. Bu zorbana, bu hukuk gaspına karşı mücadelemizi devam ettireceğimizi ve alanlarda olacağımızı ilan etmek için burada bulunmaktayız. Biz Ankara'da KESK Ankara Şubeler Platformu, KESK Ankara El Temsilciliği, TÜMEF İKK, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Mahalli Müşavirleri olası olarak bu çıkışa start verdik. Mücadelemiz hayırlı olsun diyoruz. Bu konuyla ilgili 5 örgüt adına basın açıklamasını KESK Ankara Şubeler Platformu dönem sözcüsü Beygin Kahraman yapacaktır. %50+1 ile toplumsal sözleşme olmaz. Hayır, henüz bitmedi. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Değerli basın emekçileri, 16 Nisan halk oylamasının sonucu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar nasıl ilan edilirse edilsin, emek ve meslek örgütleri olarak halk oylaması kararının alındığı tarihten oyların sayımına kadar geçen zaman zarfında tanık olduğumuz olgular ve olaylara dair görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Öncelikle belirtmek isteriz ki anayasa değişiklik paketinin kapalı kapılar ardında hazırlanışından mecliste görüşülüp halkın önüne getirilmesine kadar bütün süreçler incelendiğinde hem teoride hem de pratikte halk oylamasının referandumdan çok plebiste dönüştüğü aşikardır. Zira o hal rejiminin korku ve baskı ikliminde serbest ve adil tartışma ortamının bulunmadığı, hayır kampanyası yürütenlerin çeşitli yöntemlerle engellendiği, gözaltına alındığı, saldırıya uğradığı, valilerin, kaymakamların o hal rejimine dayanarak hayır çalışması yürütenlerin toplantı ve gösteri yapmalarına izin vermediği, televizyon kanallarının neredeyse tamamına yakınının hiçbir sınır tanımadan, en ufak bir çoğunculuk anlayışına saygı duymadan evet kampanyası yürüttükleri siyasi iktidarın referandumun amacından saptırarak kamu kurum ve kuruluşlarının tüm olanaklarının evet kampanyasının hizmetine sunduğu muhalif gazetecilerin, HDP'nin eş genel başkanlarının, milletvekillerinin, belediye başkanlarının, İl ilçe yöneticilerinin tutuklandığı, muhalif kimi kararlarının kapatıldığı, akademisyeninden mevsimlik işçisine kadar on binlerce emekçinin işten atıldığı, korku ikliminin hakim kılındığı, ifade hürriyetinin bulunmadığı bir ortamda yapılan halk oylaması olsa olsa prensibittir. Demokrasiyle yakından uzaktan alakası yoktur. Koşturmak bizi yıldırmaz. Asırlar bizi yıldırmaz. Tüm bunlara seçim günü yaşanan gizli oy açık sayım ihlallerini, mühürsüz pusula ve zarfların geçerli sayılmasını, seçim bölgelerinde müşahitlere ve tarafsız gözlemcilere yönelik baskıları, muhalif partilerin sandık kurulu görevlilerinin dahi YSK tarafından kabul edilmemesini, Anadolu Ajansı'nın manipülatif yayınlarını, Yüksek Seçim Kurulu'nun kanuna aykırı açıklama ve kararlarını da eklersek, bu referandumun meşru olduğunu kimse bizden beklemesin. Yalana teslim olmayacağız. Yalana teslim olmayacağız. Yalana teslim olmayacağız. Bizler bu referandumu meşru görmüyoruz. 16 Nisan referandumu Türkiye demokrasi tarihinde
meşruiyet sorunu yaşayan bir seçim olarak yerini alacaktır. Her şeye rağmen bu eşitsiz yarışta seçmenin yarısı bu anayasa paketini reddetmiştir. Anayasalar toplumsal sözleşmeler olduğuna göre hazırlanışından oya sunumuna kadar bütün süreçlerinin demokratik olması gerekir. Siyasal iktidar 16 Nisan referandumunun sonuçlarına dayanarak bu ülkeyi yönetemez. Zira referandum sonuçları bize göstermiştir ki toplumun anayasa metniyle ilgili herhangi bir konsensüsü yoktur. Karşı, omuz omuza. Faşize karşı, omuz omuza. Faşize karşı, omuz omuza. Bu nedenle 16 Nisan referandumu iptal edilmelidir. O hal kaldırılmalıdır. Demokratik, katılımcı, toplumun genelinin katıldığı sivil, demokratik bir anayasa hazırlanmalıdır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.